Yurduma yerleşiyorum şu an ve gerçekten bayağı mutlu ve heyecanlıyız. Bir de odamız çok güzel. Bayağı güzel. Watch the sunrise, just us two, one last time. I'm just trying to take you in. In your black puff jacket, high on acid, looking out at the sea. I know you gotta go, my love. And I love how you leave. Kıyafetlerimi henüz tam yerleştiremedim. Valizlerimi buraya koydum. Çünkü yeterli askım yok ve gerçekten aşırı yoruldum. Herkese selam. Bugün yurdumdayım ve bundan sonra uzun bir süre burada olacağım. Dolaplarımı henüz tam olarak düzeltemedim. O yüzden bugün Hacettepe'nin içerisine doğru gideceğim. Benim yurdum Hacettepe'nin içerisinde bu arada. Orada ayızbirler varmış öğrendiğim kadarıyla. Oralardan organizerler falan bulmaya çalışacağım. Dolapçı organizer. Sonra dolaplarımı düzenlemem gerekiyor artık. Çünkü bayağı dağınık şu an ve aradığım hiçbir şey bulamıyorum neredeyse. Dün de ODTÜ'ye gittim ve oradan öğrenci kartımı aldım. Dün öğlen ailemle vedalaştık. Onlar İstanbul'a geri döndüler. Bugünü elimden gelince vloglamaya çalışacağım. Birlikte bugün odamı, dolabımı düzenleyeceğiz. Sonra ayakkabılarımı giymekle başlayacağım. Bu tarihte her yere gitmeyi çok seviyorum cidden. Ama bugün güzel bir kombi yapmışken bununla gitmek istemiyorum. Diğer ayakkabılarım dolabımda dağınık bir şekilde olduğu için bugün de bunu giyeceğim. Ayakkabılarımı bağlarken minik bir hasbihal. Ben lise sonunda yurtta kaldığım için yurt ortamına biraz alışığım aslında. Ama buraya çok uzun bir süreliğine geldiğim için, yani en azından bu dönem okul bitene kadar, çok fazla eşya getirdim ve bu yüzden dolabım çok karman çorman oldu. Aslında ben gelmeden önce İstanbul'dayken BİM'e falan geldiğinde alacaktım dolap işi organizer. Dolapların ne kadar olacağını, nasıl olacağını tam bilemediğim için buraya geldiğinde karar vermek istedim. Burada da alabilecek bir yer bulamıyorum. Okulun içerisinde A101'ler var dediler. Yani A101'de bulabilecek miyim bilmiyorum. BİM'e geliyor çünkü genelde. Bir de genelde cuma günleri geliyor. Bugün günlerden salı. Yani BİM bulabilsem de muhtemelen kalmamış olacak. Ama bir an önce düzenlemem gerekiyor. Çünkü bu sabah abla geldi ve bana çok dağınık olduğumu söyledi. Daha önce yurtta kalmış biri olarak bunlara hazırlıklı olmalıydım. O yüzden bugün bu işi halletmem gerekiyor. Bugün de kombinimi böyle yaptım. Kimonomu biraz kestirmiştim. Bayağı güzel oldu. Yani tam istediğim gibi. Kemerini de normalde kullanmıyordum ama bu boyda olunca kemeri de güzel durdu. Nereye geleceğimi bilmeden bindim otobüse. Fazla gelmişim. Şimdi geri yürüyorum. Okulun içerisinde bazı otobüsler ücretli. Yani çoğu ücretli diyebilirim. Ücretsiz aşırı nadir geçiyor gibi geldi bana. Yani iki gündür tecrübe ettiğim kadarıyla. Şimdi arkadaşım bana konum attı. Burada A101 var diye. Haritanın işaretleyip sağ olsun. Oraya doğru gidiyorum. Bakalım umarım istediğim gibi bir şeyler bulabilirim. Çünkü bulamazsam hem tam kart bastım 15 lira. Geri dönerken basacağım 30 lira ve elim bomboş dönmüş olacağım. Selam. Bugün yurtta 4. günüm falan sanırım. Günlerden Perşembe. Çok fazla düzenli bir vlog çekemediğimi fark ettim. Çünkü buraya gelince biraz anı yaşamayı tercih ettim sanırım. Ama bugünün geri kalanını vloglayacağım. Giydiklerim böyle. Bu şekilde terliklerimi değiştireceğim. Ama hangi ayakkabı giyeceğimi daha karar veremedim. Onu da makyajımı yaparken bir yandan düşünerek karar veririm diye düşünüyorum. Sizi buraya koysam nasıl olur? Çünkü tripodumu çıkarmaya cidden bayağı üşkünüm. Kapatıcım bitmek üzere. Ve bir daha aynısından almadım çok pahalı olduğu için şu an. Beerus'un bir tane kapatıcısını aldım. Yani muhtemelen bunun yanından bile geçemez. Ama beni idare eder diye düşünüyorum.
şimdi göz altlarımı çok hafif kurcalayacağım. Emily'nin bu 101 numaralı göz kalemiyle minik bir eyeliner yapacağım. Kaşlarımı sabitleyip rimel süreceğim şimdi. Bu vallahi yeni aldım ve gerçekten çok bayılıyorum. Çok hafif sürmeniz bile yeterli oluyor. Son günlerde favori kombom olan Emily'nin 203 numarası ve pastelin bu plumpiklerinden 203 numarası yine. Arkadaşlar bana Otte'de konuk evi çıktı. Şu an aşırı mutluyum. Umarım istediğim onlardan birisi çıkmıştır. Onlardan biri çıktıysa direkt geçeceğim gibi duruyor şu an Otte'ye. O kadar mutluyum ki anlatamam. Şimdi zaten okula geçecektim yemek yedikten sonra. O yüzden yola çıkıyorum. Bayağı mutluyum yani. Yani bazı şeyler böyle yolunda gidince gerçekten aşırı iyi hissediyorum. Umarım beklediğim odalardan birisi çıkmıştır da direkt oraya geçerim. Yani daha rahat olacak benim için çünkü orası. Bundan işte 350 kişilik bir öğrenci grubuyla bu kampüse ilk kez geliyorlar. Kampüsün ilk fotoğraflarını görüyoruz. İlk kuruluşundaki fotoğraflara bakıyor. Mimarlık Fakültesi. Bunu görüyoruz. Son yıllarda bir yükseliş var. Tüm üniversiteler arasında Türkiye'de zaten ilk sırada. 2,5-3 ay ODTÜ'lüler iş bulabiliyor. Tüm üniversitenin ortalaması. %41'i mezun olmadan bulabiliyor. Bu nasıl oluyor derseniz, işte biraz önce bahsettiğim tasarım fabrikası, stajlar, araştırma olarakları sizlere dış dünyayla tanışmanızı sağlıyor. Onlar da sizi özellikle yurt dışına kaçırmamak için özellikle 4. sınıfta iyi ücretlerle sizlere bağlamak istiyorlar. Yani bu haftaki video bu şekilde oldu. Biraz karışık bir video oldu farkındayım. Çünkü çok fazla bir şey yapamadım ve aslında yerleşme falan derken çok fazla video çekemedim. Bundan sonraki vloglarda biraz daha düzenli olmaya çalışacağım. Şehir dışında okuyacaksanız ve bir hafta öncesinden geldiyseniz, okulunuz başlamadan bir hafta önce geldiyseniz neler yapıyorsunuz? Aslında biraz bunu göstermeye çalıştım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.